Hayat verdiği kötü karakterlerle akıllara kazınan Mesut Akus da 22 Şubat 1964 tarihinde Konya, Sarayönü, Gözlü beldesinde doğdu. Babası Ali Akus da devlet tarım ve hayvan üretme çiftliğinde teknisyendi. İlkokulu doğduğu şehir Konya'da bitirdi. Babası emekli olunca annesinin memleketi Afyon'a gittiler. 1976 yılında ortaokulu Afyon'da okudu. Ortaokul son sınıftayken okuldan uzaklaştırıldı. Daha sonra babası vefat edince Afyon'dan ayrılıp 1985 yılında Ankara'ya gitti. Hayata bir yerden tutunmak isteyen oyuncu Ankara'da halk eğitim merkezlerindeki kurslara gitti. Teknik ressamlık kursunu bitirdi. Sertifikayı almaya gittiği gün tiyatro kurslarına gözü takıldı. O kursa da katılmaya karar verdi. 1985 yılında kendi imkanlarıyla Ankara'da tiyatro yapmaya başladı. 6 yılı çocuk tiyatrosu olmak üzere 1992 yılına kadar Ankara'da tiyatro yaptı. Ankara'da tiyatroya başladığı dönemlerde sporla ilgilenen oyuncu lisanslı kalecilik de yaptı. 1992'de İstanbul'a giderek Hadi Çaman Yeditepe oyuncularına katıldı. 1993 yılında ilk dizisi Şenolas'ın Nuri Bey'de oynadı. Arkasından diğer projeler geldi. Daha önce televizyon filmi ve dizilerinde oynayan Mesut Akus da 1997 yılında sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde de rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde oynamayı sürdüren oyuncu, 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Daha sonra Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe 20. Yüzyıl adlı müzikallerde görev aldı. 2006 yılında Uğur Arslan'ın çok sevilen şiirinden yola çıkılarak Osman Yağmurdereli'nin yapımcılığında senaryolaştırıldıktan sonra Hilal Saral yönetmenliğinde çekilen Kara Gümrük Yanıyor adlı dizi filmde Uğur Arslan, Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Kamil Sönmez gibi oyuncularla birlikte rol aldı. Mesut Akus da 2013 yılında Karagül dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Hilal Altınbilek'le başrolleri paylaştı. Bu dizide hayat verdiği Kendall karakteri hafızalara kazındı. 2015 yılında Kanlı Postal filminde Komutan Esat'a, Memleket filminde ise Seydi karakterine hayat verdi. 2016 yılında ise Ölene Kadar'ın kadrosuna girdi. Tarihler 2017 yılını gösterdiğinde ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3. sezonunda yer aldı. Aynı yıl Ali Ekber Cevahir ve Yıldızlar Şahidim dizilerinde de oynadı. 2018 yılına sinemada Lady Winslet ve Börü ile başlayan Mesut Akus da Börü'nün televizyon dizisi olmasıyla ekranlara geldi. Börü'den hemen sonra 2019 yılında Masal Çiçeği dizisinde Rıza karakterine hayat verdi. Aynı yıl 7. Koğuştaki Mucize filminde Yusuf karakterini canlandırarak Beyaz Perde'ye geldi. 2019 yılında reyting kurbanı olan Yüzleşme'de Battal Torosoğlu'nu canlandırdı. 2020 yılında ise pandemiden önce dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Babil dizisinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi isimlerle başrol oynadı. 2021 yılı itibariyle Teşkilat dizisinin kadrosunda ekibin akıl hocası ve kurucusu Mete Bey olarak yerini alan Mesut Akus da 3 Haziran 2016 tarihinde Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir'le evlendi.